Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sumatra Games'ten Görkem. Bugün Eloa ismindeki oyun oynayacağız arkadaşlar. Beta'da şu an. Sizler de katılabilirsiniz. Web üzerinden sitesine girerek de arkadaşlar oyuna üye olup indirme imkanı veriyor. Ve indirdiğinizde arkadaşlar direkt katılabiliyorsunuz. Daha önce bu oyun 2013 ve 2014 senesine çıkmıştı. Fakat kapatıldı arkadaşlar. Yeni bir firmayla, Webzen firmasıyla arkadaşlar tekrardan çıkış yaptı. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane karakterim var. Ben sabah biraz oynamıştım. Pis ışık karakteri arkadaşlar. Bu pis ışık karakterinden biraz bahsedeyim. Çekiç kullanıyor. Çekiç kullandığında arkadaşlar kendisine can basma skilleri var. Alan vurabiliyor. Oyundaki bütün karakterler alan vuruyor arkadaşlar. Tabii belli başlı sınıflar fazla alan vuramıyor ama yine de alan vurma özellikleri var arkadaşlar. Pis ışığın ve diğer sınıfların bir özelliği var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sadece işte balyoz var değil mi? Çekiç var sırtımızda. Fakat sadece onunla sınırlı kalmıyor arkadaşlar. Her karakter kendi içerisinde 3'e ayrılıyor. 3 farklı silah kullanabiliyor arkadaşlar. Öyle güzel bir yöntem var. Guild Wars 2'de de aynı sistem var arkadaşlar. Biraz ona benzetmişler ve daha da eğlenceli olmuş, daha da güzel olmuş. İşte skill efektleri falan her şey değişiyor arkadaşlar. Ve çok seri silah değiştirme metodu var. Hemen bir kombodayken, dövüşteyken, PvP'deyken, boss keserken çekiş skillerini bitirdikten sonra F2'ye, F3'e basaraktan değiştiriyorsunuz arkadaşlar silahları. İşte ne kullanıyorsunuz ona geçerek onun skillerini atabiliyorsunuz. Bayağı seri combo özellikleri var arkadaşlar. Şimdi yeni bir karakter oluşturacağım. Diğer karakterlere gelecek olursak onlar daha düşük level. Fazla bilmiyorum o karakterlerin ne iş yaptığını, neler yaptığını. Fakat psişik karakteri arkadaşlar can basabiliyor, alan vurabiliyor. Tam bir tank support görevi görecek karakterlerden bir tanesi arkadaşlar. Biraz güçsüz, biraz kırılgan. Daha sonra açılan karakterlerden bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Gidişatı öyle gösteriyor açıkçası. Skill basma konusu gayet hızlı psişik sınıfının. Fakat can basarken biraz sorun yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Komboyu yapmanız lazım. Stunlama skilleri var. Stunlama işe yaradığı an kendinize can basmanız lazım arkadaşlar. Yoksa çok kırılgan hero'lardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar yeni karakter oluşturacağım. Ve sizlere de aktaracağım. 5 farklı sınıfımız var. 4 farklı ırkımız var arkadaşlar. Fakat Naru ırkı sadece Asas olabiliyor arkadaşlar. Diğer 3 ırk ise Asas olamıyor. Yani bu en son çıkan klas arkadaşlar. Ve klasın kendine has bir özelliği var. Sadece Asas karakter sınıfını açabiliyorsunuz bunda. Ve bayan karakteri var sadece arkadaşlar. Erkek karakteri kapalı. Görmüş olduğunuz gibi erkeğe tıkladığınızda başka ırka geçiyor. Şimdi arkadaşlar Kartu ırkı, insan ırkı diyelim biz buna. İnsana çok benzediği için. Diğer ırka geçecek olursak Liru. Liru arkadaşlar yarı elf yarı cüce karmaşası diyebiliriz. Değişik bir şey. İlk bakış olduğu için ufak tefek hatalar olabilir. Lütfen yorum atarken de eleştiri yaparken de dikkatli olun arkadaşlar. Oyunu bilen varsa da yardımcı olsun. Lütfen. Şimdi diğer ırka bir bakalım. Sapiens diye bir ırk. Bu insan ve diğer ırktan daha büyük ve iri yapılı bir karakter arkadaşlar. Bayan olsun, erkek olsun her ikisi de iri yapılı ve gayet seksi bayan karakterleri var arkadaşlar. Naru sınıfı da elfe benziyor. Değişik bir ırk arkadaşlar. Fakat çok seri, narin bir ırklardan bir tanesi. Şimdi şöyle bir bakacak olursak. Bu sefer tank yaratacağım arkadaşlar. Ya da uzakçı yaratabilirim. Fakat şöyle bir bakacağız ilk önce. Ne yapsak ne yapmasak diyerekten. Sapiens neydi bu? Sapiens ırkını açacağım arkadaşlar. Sapiens ırkından da bakalım hangi sınıfları seçelim. Şimdi arkadaşlar 5 farklı sınıfımız var. Fakat 4 tane sınıfı bu 3 ırk kullanıyor. Bir tane sınıfı da Naru ırkı kullanıyor demiştik. Şimdi kullananlara bakacağız. Blood Knight arkadaşlar tank görevi görüyor. Bu da kendi içerisinde 3'e ayrılıyor. İşte ağır silah kullanabiliyor. Büyük kılıç yani. Kalkan kılıç kullanabiliyor. Ekstradan 3. silah nedir tam olarak bilemiyorum. O yüzden bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Fakat buradan zorluk derecesine bakabiliyorsunuz. Buradan skilllerine, dövüş tarzına bakabiliyorsunuz. Buradan da özelliğine bakıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan da
neye yatkın olduğuna, hani defansif özelliğimin fazla, atak özelliğimin fazla, kontrol skilleri var mı, orman rahat dönebiliyor mu, yoksa tek kişi odaklı mı, onları gösteriyor arkadaşlar. Ona göre buradan açabilirsiniz. Oyun tarzınız neyse ona göre ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Oyun İngilizce, Türkçe yaması daha yok arkadaşlar. İnşallah gelir diye düşünüyorum. Güzel bir oyun. Diablo tarzı oyun arkadaşlar. Diablo gibi tepeden görüyorsunuz. Gayet güzel tasarlanmış. Belli başlı oyunlardan örnekler alınmış ve güzel de uygulanmış hepsi. Oyun içerisinde göreceksiniz zaten dünya yapısını. Şimdi zorluk derecesi 3. Yani tam orta sınıf bir karakter. Herkes kullanabilir. Mage arkadaşlar. Bu da kendi içerisinde elbet 2'ye 3 ayrılıyordur. Oyunun en güçlü karakterlerinden bir tanesi ve en kolay oynanabilir karakterlerinden bir tanesi arkadaşlar. Burada da zaten skillini görüyorsunuz. Nasıl kullanıldığını, nasıl seçildiğini falan her şeyi bahsediyor arkadaşlar bizlere. Bayan karakterini de şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kostümleri bu. Hafif zırh giyiyorlar zaten. Her oyunda olduğu gibi. Sniper arkadaşlar gene kendi içerisinde 2'ye 3'e ayrılıyor. Yay kullanabiliyor, gunpowder kullanabiliyor gördüğünüz o üzere. Üçüncü silah nedir tam olarak bilmiyorum. Fakat atak ve kontrol skilleri ağırlıklı arkadaşlar bu karakterde. Bayağı da güzel, kolay da kullanılabiliyormuş. Yeni başlayacak olan arkadaşlarımız varsa, hani bilgisayarı fazla iyi olmayan arkadaşlarımız varsa, kasmaya neden oluyorsa, yani bu karakteri oynayıp alan skilleri atarak görevleri falan rahat rahat yaratıkları kesebilir. Rahat rahat ilerleyebilir arkadaşlar. Şimdi psişik zaten ben biraz önce bahsettim. Fazla bilgi vermeye gerek yok. Oyunda iki tane sınıf, en zor sınıflardan bir tanesi arkadaşlar. Psişik ve Asas karakteri oyunun en zor kullanılabilir karakterleri. Cidden oynarken zorluk çekiyorsunuz. Ben Psyşik'te bayağı zorluk çektim. Bir de tepeden gösteriyor. Ve yaratığa otomatik saldırı yapmıyor. Bütün saldırılar size bağlı arkadaşlar. Tek tek tıklamanız gerekiyor. Biraz sonra göreceksiniz zaten. O yüzden bayağı zor. Ondan dolayı şöyle en kolayından başlamak istiyorum. Tank olabiliriz. Tek başımıza kasılacağız. Döndürebilir miyiz acaba? Şöyle bir bakalım. Görsel şölen istiyorsak bence oyunda loot çok fazla. Oyunda loot çok fazla arkadaşlar. O yüzden alan vuran karakterler en iyisi bence. Ve o yüzden sniper açacağım. Bayan karakteri açacağım. Hemen isim vererekten şöyle yapalım. İsim tamam. Şimdi karakter yapılandırma ekranına geldik arkadaşlar. Çok sade yapılandırma ekranı var. Saçlar falan çok çok güzel. Karakterler güzel tasarlanmış. Grafikler 10 numara. Sade, hoş bir oyun. Şimdi okçuya, uzakçıya tatlı bir saç bulmamız lazım. Hemen bulalım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bu saç güzelmiş. Hoşuma gitti. Şimdi uzun saçlı bir bayana dönüştü bu. Şu saç da gayet güzel. Bayağı fazla saç çeşitliliği var arkadaşlar oyunda. Görmüş olduğunuz gibi 2-3 sayfanın oluşuyor. Buradan değiştirebiliyorsunuz. İlk önce saç rengini seçelim. Bu renk her zaman iyidir. Hoşuma gitmiştir. Her oyunda bu rengi bir kere bakarım. Şöyle bir bakalım. Hepsini tek tek denemek istiyorum. Çünkü her ırkın kendine ait saç türü var arkadaşlar. Belli başlı saçlar aynı. Fakat ekstradan saçlar da var arkadaşlar. Onları da dile getireyim. Zaten bunları da sizler de keşfedeceksiniz. Bu saçı daha önce yapmıştım. Fazla hoşuma gitmedi. Şu da gayet güzel. Aslında tatlı bir bayana dönüştü. Şöyle. Neredeydi o? Biraz önce bir saç vardı. Şunu yapmayı düşünüyorum. Gayet güzel. Bence okçuya en iyi gidecek saçlardan bir tanesidir. Buradan yüz türünü seçiyorsunuz. Bakış tarzı falan her şey değişiyor arkadaşlar. Buradan ilk önce göz rengini seçelim. Bayağı da güzel göz renkleri var. Mavi her zaman en iyisidir. Şimdi yüzümüzü bir değiştirelim. Oo, çok seksi oldu ya. Oo, çok masum. Çok masum. Şöyle tek tek bakmak istiyorum. Makyajlar falan her şey değişiyor. Oo, bak bu güzelmiş. 11 numara güzel. Sonra 16 numara güzel. Bana göre tabii ki de. Size göre neler güzel olur bilmiyorum. Siz seçeceksiniz. Bayağı bir yüz türümüz var.
11 mi 16 mı? Şöyle bir bakalım bir daha. 11 bence. Aynen 11 olsun. Gayet güzel. Buradan da arkadaşlar kostümlere bakabiliyorsunuz. Kullanacağımız silahlar değişiyor, gösteriyor bize. Oo, gördüğünüz gibi ilk önce pistol kullanabiliyoruz. Fakat daha da ağır silaha geçebiliyoruz daha sonra. Gayet güzel tasarlanmış. Oo, çok seksi bir altın oldu. Buradan silahlarımızı falan her şeyi görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi pistol, ağır makinalı bir tüfek artı bir yay kullanıyoruz arkadaşlar. Yaylar da bayağı güzelmiş. Yay kullanabiliriz. Çok da güzel kostümler var açıkçası. Hoşuma gitti. Buradan da pozisyonu seçiyorsunuz arkadaşlar. Duruş tarzı. Oo, çok seksi. 2 numara güzelmiş. Bu da güzel. Yok. Yok 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 yok. 2 numara her zaman idealdir. Bunu sevdim. Devam edelim. Umarım fazla sıkmamışımdır. Oyun hakkında fazla bir bilgim yok arkadaşlar. 9 evre kadar kastım ben PC'yi. 9 evre kadar olan bilgileri size vereceğim. Aktarmaya çalışacağım. Şimdi eğitim kısmına inince arkadaşlar böyle yaklaştırabiliyorsunuz. Karakterinize daha da yakın seviyede oynayabilirsiniz. Fakat haritayı yani kamera açısını sağ sol yapamıyorsunuz arkadaşlar. Fakat hani bakmak için böyle yaklaştırabilirsiniz. Sağ tık ile mouse'un sağ tıkıyla ilerliyorsunuz ya da aşağı yukarı yön tuşlarını oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben mouse kullanmayı sevmiyorum diyorsanız da böyle oynayabilirsiniz. F1, F2, F3 tuşlarıyla silah değiştiriyorsunuz. Demiş olduğum gibi 3 tane farklı silah kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Her karakter için geçerli bu. FF yaparaktan hızlı hızlı görevleri alabilirsiniz. Buralara geçeceğim. Biraz sesi kısacağım. Sizi rahatsız etsin istemiyorum. Şimdi haritada, mini haritada arkadaşlar turuncu ışık yanıp sönüyor. O turuncu ışık yanıp söndüğü yere doğru gideceksiniz arkadaşlar. Zaten pusula yöntemi var. Görmüş olduğunuz gibi buradan bakabilirsiniz. M'ye bastığınızda ya da mini haritanın buradaki pusulaya tıkladığınızda harita açılıyor ve o haritada görevin nerede olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Buralar başka haritaya geçiş kapıları. Daha sonra da zindanlara geleceğiz arkadaşlar. Onlar da mor renkte yuvarlak içerisinde görünüyor zindanlar. Şimdi burada bize oyunu öğretmeye çalışacak. NPC ile konuşacağız. Bize ödül verdi. Şimdi arkadaşlar V'ye bastığımızda menü açılıyor. I'ya bastığımızda envanterimiz, L'ye bastığımızda pet. Oyunda pet sistemi de var arkadaşlar. İster binek olarak kullanabiliyorsunuz, isterse yanınızda size ekstradan buff'lar veren petler var. Oyun bize birazdan binek olarak bir kurt verecek. Onu kullanabileceğiz. Ekstradan bize bir buff veriyor. Fakat Pet Manager diye bir NPC var. O NPC'den 40 silver'a kutular var. 3 tane. 3 farklı kutu var. CS oynayanınız var mı bilmiyorum. Counter Global oynayan varsa çok rahat bilecektir. O kutuları geldiğinizde üstünüzde işte şu petler çıkacaktır. Mavi, yeşil, kırmızı olaraktan özel petler var arkadaşlar. Şans eseri hangisi düşerse kutuya alıyorsunuz 40 silver'a. Sağ tıklayıp açıyorsunuz ve şans faktörü çalışıyor. Size rastgele bir tane oradan pet veriyor. Belki binek de düşebilir. Belki işe yaramaz bir pet de düşebilir arkadaşlar. Fakat kutula mı sadece pet alıyorsunuz? Hayır. Yaratık kestiğinizde de o yaratıklardan bazen yumurtalar çıkıyor. O yumurtalar açtığınızda pet olarak size ekleniyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi burası da Avatar Storybox. Bu da bizim bir nevi banka gibi bir özelliğimiz arkadaşlar. Şimdi K ile skill'leri açıyoruz. L ile alt tuşu ve L ile arkadaşlar transfer olayına bakıyoruz. Burada arkadaşlar stat dağılımı var. Bu stat dağılımını tam olarak çözmüş değilim. Anlamış değilim. Fakat gördüğüm kadarıyla her oyunda olduğu gibi işte stat verdiğimizde, atak özelliğimize verdiğimizde atağımız artacak. Defansı verdiğimizde defansımız artacak arkadaşlar. Ona göre karakteri buradan yapılandırabilirsiniz. T'ye bastığımızda teleport olma olayı var arkadaşlar. 3 dakikada bir yenileniyor bu. Haberiniz olsun. J tuşu görevler. Ondan sonra P tuşu karakter ekranı. Şöyle P'ye bastığımızda gördüğünüz gibi karakteriniz yaklaşıyor. Burada levelleri falan yazıyor. Üstümüzdeki itemler.
Hepsi görünüyor arkadaşlar. İşte kaç defansımız var, kaç hatamız var, hepsi görünüyor arkadaşlar. Buradan rahat rahat bakabilirsiniz. Şöyle bir bakalım. B'ye bastığımızda B'de de arkadaşlar bu nedir? Şimdi B'ye bastığımızda mini haritada ya da haritada gezdiğimiz görev yaparken ya da görev dışı gezdiğimizde belli başlı lootlar var, yaratıklar var. Onları keserek level alıyoruz biliyorsunuz. O yaratıkları kestiğimizde burada kitap olayı var. İşte diyelim ki goblin kestik. Bu goblin bizim kitabımıza ekleniyor. Artık bunu hani kesmişiz, görmüşüz açısından. Belli başlı yaratıklarda ödüllü arkadaşlar. İşte bu yaratığı görüp de kesersek bize ödül verecek oyun. İşte bazen para veriyor, bazen item veriyor. Ona göre ekstradan ödülleri var. Fakat oyun 25 levelden sonra PvP'ye dönüşüyor burada. Onu da bahsedeyim. Sağ üstte zaten görüyorsunuz 4'e 4, 3'e 3, 2'ye 2, 1'e 1 olmak üzere PvP haritaları var. 25 levelden sonra oyun artık set dizmeye, PvP hazırlık yapmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Onu da bahsedeyim, hızlı hızlı konuşuyoruz. Ranked sistemi var. Buradan işte puanınıza falan bakıyor biliyorsunuz. Maçlardan tabi galibiyetlerinizden orada bakabilirsiniz. Parti arayabiliyorsunuz. Otomatik parti arama var. Guild sistemi var. Mesaj yazmak istiyorsanız da, bu arkadaş eklemek istiyorsanız da N'ye basaraktan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar o pencereye. Şimdi görev yerine gitmemiz lazım. İlk önce envanteri açmamız lazım. Bize bir item gelmiş. O item'ı sağ tıklayarak giydik arkadaşlar. Şimdi gideceğiz. Birkaç tane yaratık öldüreceğiz. 1, 2, 3, 4 tuşları çalışıyor. Q, W, E, R tuşları çalışıyor. A'ya bastığımızda ya da Shift'e bastığımızda böyle saldırı yapıyor arkadaşlar. İlla mouse'un sol tıkıyla saldırmamız gerekmiyor. Fakat yönümüzü siz seçerseniz daha iyi olur. Uzakçı bir karakter. Tehlikeli bir karakter. Çünkü gidiş yönü belli değil açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi. Ve skillimizi attık. Bayağı büyük bir top yolladık. Biraz daha sesleri kısacağım. Rahatsız etmeyelim sizi. Bayağı güzel seri karakterlerden bir tanesi. İlk başta tabii kullandığımız silah biraz ağır arkadaşlar. Ağır makinalı. Avan topu gibi bir şey. Fakat daha sonra pistol var. Pistol tabii daha hızlıdır. Biliyorsunuz diğer oyunlardan. Şimdi bunu aktif edeceğiz. Bu sırada böyle yaklaştırabilirsiniz. Grafiklere daha yakın inceleyebilirsiniz. Yaklaşık 3 GB bir oyun arkadaşlar bu. 3 GB olmasına rağmen bence çok başarılı bir oyun. Şöyle tek tek tıklayarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi seri seri kasacağız. Anlata anlata kasıyoruz arkadaşlar. Yeni skill'lerimiz geldi. F1, F2 olayları geldi. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane skill geldi. Onlara da birazdan bakacağız. Şimdi yaratık kesmeye gideceğiz arkadaşlar. Oraya da gidelim. Şimdi. Gördüğünüz gibi alan skill'imiz başladı. 3'e bastığımızda bizi geriye atıyor. Rakipten uzaklaşıyoruz arkadaşlar. 2'de alan vuruyor. Rakibi biraz geriye itiyor arkadaşlar. Biri zaten biliyorsunuz. Hatta bir daha göstereyim. Gördüğünüz gibi. Hoppa biz de geri gittik. Hızlıca değiştik. Pistola geçtik arkadaşlar. Pompalı tarzı bir silah. Şöyle yaratıkları kese kese göstereceğim. F2 ile geçiyorsunuz. F3 ile geçiyorsunuz. Daha seri. Fakat bunların skill'leri biraz daha geç açılıyor. F3'e bastığımızda yaya geçiyoruz arkadaşlar. Yay da tabi daha etkili bir silah, daha seri. Artık size kalmış, oyun tarzınız hangisiyse onu kasacaksınız arkadaşlar. Fakat hani illa onu kullanmak mecburiyetinde misiniz? Hayır. Başka silahla da yayın skill'leri ya da işte pistolun skill'leri ilerliyor arkadaşlar. Bu yakın mesafe biraz. O yüzden biraz tehlikeli. Ya yay kullanacağız ya da yani şöyle göstereyim. Pompalı abi bu. Bir nevi pompalı. Açıkçası. Şu da bayağı uzun mesafeden atabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Yayla oynamaya çalışacağım.
Tabii ana silahımız ağır gun power olduğu için arkadaşlar, silah gücü olduğu için hani manyak bir silah. Onun skill'leri daha iyi açıkçası. İlk başta öyle. Bu silah şeyi biz attık arkadaşlar bu arada. F3'e bas diyor. F3'te diyor. Buna kullan diyor. Tamam, kullanacağız. Değişik muhabbetler var. Biraz zor, karışık. Alışmanız lazım. Gördüğünüz gibi silah hemen değişiyor. F2, F3, F1 falan. Her şeyi yapabilirsiniz. Combo size kalmış. El çabukluğu size kalmış. Ne kadar adapte olursanız o kadar rahat gelişirsiniz bu oyunda arkadaşlar. Yeni bir pistolumuz geldi. Onu da taktık. Ve haritayı değiştirdik. Kendimize geri atarken harita değişti bu arada. Evet, görevler konuşması gereken NPC'ler belli oluyor arkadaşlar. Gri nokta olarak görünüyor. Ve NPC'nin ismi yazıyor. O NPC'ye giderek de konuşabiliyorsunuz. Araştırma görevleri var. Toplama görevleri var. Ya da işte gittiğiniz yerde burada bir şey çıkıyor, ona tıkladığınızda yaratık çıkıyor ya da ışınlanma olayı falan oluyor arkadaşlar. Hepsi size kalmış artık. Şöyle. Gördüğünüz gibi kombolar gayet iyi arkadaşlar. Hani hızlı hızlı geçtik diğer siyahlara falan. Ve karakteri sevdim ben. Psişikten daha seri. Açıkçası Psişikte yakın çatışma yapıyorsunuz ve bayağı zor oluyor. Alışılması lazım. Daha sonra açılan karakterlerden bir tanesi bana göre. FF yaparaktan hızlı hızlı toparlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii şu otomatik saldırı olsaydı çok çok daha güzel olacaktı. Ama otomatik saldırı olmadığı için sorun oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı biraz zor. Şöyle fragmana falan geçiyorum. Bizi bir yerlere ışınlayacak. Ve bekliyoruz. Ana haritaya ışınladı arkadaşlar. Ana haritada biraz gezeceğiz, tozacağız. Bu arada görevleri almayı eksik etmeyelim. Görev ağırlıklı bir oyun. Daha sonra PvP'ye dönüşüyor arkadaşlar. Şimdi konuşmamız gereken bir NPC ya da taş var. O taşla konuşmamız gerekiyor. T'ye bastığımızda bizi bir yere ışınlayacak. Ve devam edeceğiz. Şu an ana şehirdeyiz tabi. Buradan her şeye bakabilirsiniz. Ana şehirdeyiz. Yine hani farklı bir yere atmadı. Buradan buraya attı açıkçası. Pek bir şey değişmedi. Şimdi canımız az ise buradaki taşa gelerekten şöyle zaten kalp şeklinde görünüyor arkadaşlar. Şu an burada olduğumuz için görünmüyor. Gördüğünüz gibi bu kalbe geldiğinizde canınızı ve manınızı dolduruyorsunuz arkadaşlar. Burada da pet manager var. Pet manager bize otomatikman bir kurt verecek, beyaz kurt verecek. O yanımızda gezecek arkadaşlar. Ya da Pet Manager'dan dediğim o 40 silver'lık olayı yapabilirsiniz arkadaşlar. En iyi kutu bence bu. Hani bunda yüksek düşme olanağı daha fazla. Bilmiyorum, artık size kalmış, nasıl isterseniz. Very low, Ike, işte low falan diye yani özellikleri var. Tabii düşürürseniz ona göre şanslı olacaksınız. Düşüremezseniz kötü olacak arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet. Şu an alamıyoruz. Zaten paramız yok. Parayla alınıyor arkadaşlar. Buradan da satabiliyorsunuz geri. Haberiniz olsun. Şimdi bize verdiği kurtu çıkartalım. Şuradan da itemları giyelim abi. Bakayım. Evet. Şu daha iyi. Şunu kullanamıyoruz. Magic itemimiş. Oyun bize kutu veriyor. 3 levelde, 7 levelde, 9 levelde açılan kutular var arkadaşlar. Her oyunda artık var onlardan. Level başı yani değişik kutulardan değişik pot mod çıkıyor, item veriyor falan. Onları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oyunda oyuncu sayısı fazla. Yaklaşık bir hafta oldu daha çıkalı. Ve bayağı da fazla arkadaşlar. L'ye basarak şeyimizi açtık. Çantayı. Ve çıkarttığımızda otomatikman yanımıza çıktı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ve buradan da binebiliyoruz. Bindiğimizde ufacık kurt oluyor. Kocaman bir kurt. Değişik, güzel görüntüsü var arkadaşlar. Gayet eğlenceli bir oyun. Şöyle biraz daha görev yapalım. Sonra gidelim.
videoyu bitirelim arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Oku takip ediyorsunuz. Turuncu ok yanıp sönüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi NPC'nin yanına getirdi bizi. O sayede bakabilirsiniz. FF yaptım. Hemen hızlı hızlı geçtim arkadaşlar. M'ye bastım. Görev buradaymış. Ve oraya gidelim. Otomatik burada zaten gösteriyor ama hani yine de göstermezse oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Haritadan bakabilirsiniz. Artı basma sistemi nasıl var, nasıl yok bilmiyorum. Fakat ben sabah bir şey denedim. Siz denemeyin arkadaşlar. Şimdi buradaki demirciye ya da işte takıcıya, makıcıya geldiğinizde crafting eğitimcisi bunlar arkadaşlar. Şimdi muhabbet nedir? Bir gold vererek silah alacaksınız. İşte silah şeyine geliyorsunuz, NPC'sine tıklıyorsunuz, tamam mı? Ondan 5 levelden sonra item yapabiliyorsunuz ya da alabiliyorsunuz. Fakat bu NPC'ye tıkladığınızda 5 levelden sonra sizden diyecek ki 1 gold vereceksin bana. 1 gold sayesinde de benim envanterime bakabiliyorsun diyor NPC'ler. NPC'de paralı artık arkadaşlar. Yani oyunda bedava değil. Her oyunda bedava olan NPC bu oyunda paralı. Zırh almak istiyorsanız, zırhlara bakmak istiyorsanız 1 gold karşılığında NPC'den bakabiliyorsunuz. Silah da aynı şekilde, takı da aynı şekilde arkadaşlar. Başka bir metodu var mı? Başka bir yöntemi var mı? Tam olarak görmedim, bilmiyorum da. Yani bugün başladım ben de ve sizlere videosunu hemen çekiyorum arkadaşlar. Yayın esnasında oynayacağım. Güzel bir oyun, sardı, eğlenceli, değişik bir oyun. Eskiden bu tarz oyunlar daha çoktu, artık çıkmıyor. Yani hazır bulmuşken oynamayı düşünüyorum. Biraz çakma olabilir, biraz değişik olabilir, zor olabilir, karışık olabilir. Benim için fark etmiyor arkadaşlar. Ufak tefek notlar da var, böyle okuyabiliyorsunuz. Her ne kadar İngilizce de bilmesem de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışır ya da oyunu oynamaya çalışırım. Oyun güzel ise, çok seri konuştum, beynime ağrı girdi. Magic, evet, silahımızın özelliği neymiş? İlk silahımız Magic özellikli herhalde, yanılmıyorsam. Şöyle bir bakmak istiyorum, bir dakika. Magic, 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 hepsi Magic yazıyor abi. Tamam, Magic özellikli falan değil. Hepsinde öyle yazıyor, ortada karıştırmayalım. Artı eski itemlerinizi buradan çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fakat hepsini çeviremiyorsunuz. Taşa dönüştürüyor arkadaşlar bu özellik. Şuradaki özellik. Belli başlı itemler satılamıyor. Onları nasıl satacağız, ne edeceğiz hiçbir fikrim yok. Tutup attığımızda mı artık oluyor? Evet, tutup attığımızda olabiliyor arkadaşlar. Ya da oyun bize ilk başta mesela o taşa dönüştürme olayını göstermiyor. Büyük bir ihtimal belli bir leveli var onun. O da 5 leveldir. Gene aynı şekilde. 5 levelden sonra zaten taşa dönüştürmeyi gösterecek size. Burada not kağıdı çıkacaktır. Okursunuz ve dönüştürürsünüz arkadaşlar. O taşla da crafting yapabiliyorsunuzdur büyük bir ihtimal. Şimdi başka bir haritaya geçiyoruz. Bu haritada zindan varsa onu göstereceğim. Zindan şurada var arkadaşlar. Yeşil renkte görmüş olduğunuz gibi. Burada da geçiş noktası var. Başka haritaya geçiyor. Şimdi haritaya tıkladık. Böyle bir harita açıldı. Sağ tık yaptığımızda mouse'la büyük kocaman bir harita görüyorsunuz arkadaşlar. 12 levele kadar biz bu haritadayız. Açıkçası 12 levelden sonra buraya geçeceğiz. Sonra 18 levele kadar burada takıldıktan sonra buraya geçeceğiz arkadaşlar. Değişik bir yöntem var. Güzel bir yöntem var. Haydi bakalım göreve gidelim. Oh, konuşurken yoruldum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Umarım eğleniyorsunuz arkadaşlar. Oyunu öğretmeye çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Size güzel bilgiler vermeye çalışıyorum. Umarım faydalı da oluyordur. Bu tarz oyunları seviyorsanız inşallah hoşunuza gidecektir. Fakat bunun kontrolleri çok zor. Yanlışlıkla biraz önce başka yere şeyler attık. Hop, space'e basarak arkadaşlar böyle kaçmış skill'lerimiz var. Hani düşmanın attığı ya da rakibinizin attığı şeyden kaçabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde.
Şimdi görevin hangisi olduğunu anlamıyorsanız arkadaşlar burada mesela çemberin içinde olduğunu gösteriyor. Fakat üstünde böyle sarı gösterdiğinde o yaratığı kesmeniz gerekiyordur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bayağı da güzel bir karaktermiş bu. Yani şöyle gelelim alalım. Böyle kaçarak savaşabilirsiniz. Oyundan niye kaçıyorsunuz falan diyen olmayacaktır herhalde. Sonuçta ölmeyeceksiniz. Amacınız o arkadaşlar. Ölmemeye çalışın. Kontrolleri elde etmeye çalışın. Elbet güzel bir oyun çıkacaktır. Bu Asas karakteri arkadaşlar. Asas da orak kullanıyor. Çift bıçak kullanıyor. Artı neydi? Bir de kılıç mı kullanıyor? Öyle bir şey kullanıyor ama yine de yanlış bilgi vermek istemiyorum. İki tanesi garanti. Gördüğünüz gibi kitaba eklendi arkadaşlar. Kitap muhabbetinden bahsetmiştim. Bu alanda kaldıklarının canı gidiyor. Şöyle hızlıca değişip hop böyle stunlayabiliyoruz arkadaşlar. Pistolumuzun özelliği gelmiş. Yeni bir skill gelmiş. Okumuzun hala bir skill'i gelmemiş arkadaşlar. Yavaş yavaş açılır. Bayağı seri olmasına rağmen. Yani rakiplerden sıyrılabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu sevdim. Bu silah daha iyi. Bilmiyorum. Hani diğerlerine alışmamız lazım. Yaya alışmak istiyorum ama bayağı zaman alacak gibi arkadaşlar. Şimdi diğer göreve gidiyoruz. Diğer göreve de hemen yavaştan kaçalım. Görmüş olduğunuz gibi eklendi arkadaşlar. Bu arada uykum geldi. Sabah yayın yaptım. Erken kalktım falan derken. Şöyle. Pistol bayağı bir seri. Kısa mesafeli ama bayağı bir seri arkadaşlar. Şöyle bir daha ok kullanmak istiyorum. Yani dönüş olayı çok zor. Hani otomatik saldırı olmadığı için yani rakibinizi seçmeniz lazım ya da oraya doğru dönmeniz lazım arkadaşlar açıkçası. Gördüğünüz gibi bayağı bir zor. Ben kaçarak dövüşmeyi seviyorum. Ya, okçu oynadığınızda işte ise okçunun anlamı vardır arkadaşlar yani. Okçu böyle oynar. Başka nasıl oynanacak? Pataküte herhalde girilmez. Kaçarak oynayacaksın okçuda. Şöyle. Şöyle işte ise. Yani bütün silahları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar combo sırasında. Hiç yanımız gitmedi. Bu çok güzel. Hani kolay bir sınıf. Bayağı kolay bir sınıf. Fakat gene de işte kontrolleri karışık arkadaşlar. Dikkat etmeniz lazım. Yani bir tane silahta kalmayın. İki tane silah en az oynamaya çalışın. Ben yayla F1 yani ağır makinalı silah kullanacağım arkadaşlar. Hoşuma gitti. Alan vuruyor ve damage çok yüksek. Kaçma skill'i de var. Kaçarak hemen oka dönüşüp rakibime ani ataklar yapabilirim diye düşünüyorum. Şöyle. Yay fazla alan vurmuyor. Gördüğünüz gibi. Ama bu bayağı bir tehlikeli bir silah. Geriye kaçtığınızda pistola da geçebilirsiniz. Pistol da gayet iyi.
sonra buna geçerekten böyle vurabilirsiniz arkadaşlar. Bayağı karışık güçlü bir sınıf. Öyle söyleyeyim. Burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Takıldığınız yer olursa sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bildiğim kadarıyla. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi günler.